İş dünyasına hoş geldiniz. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı günün verisi, Haziran ayına ilişkin üretim verisini konuşacağız. Diğer yanda kur, emtia fiyatları ve bunun dolayısıyla gerçekleşen üretici enflasyonla ihracattaki eğilimi iki değerli sanayicimiz. Öncelikle Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı, Hissiyat Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu. Ardından da Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Gülsün'le değerlendireceğiz. Öncelikle Çetin Bey hoş geldiniz diyerek başlıyorum ve bugün gelen verilere baktığımızda sanayi üretiminde 10 ayın en hızlı yükselişi bazı etkisiyle sağlandı. Dolayısıyla sanayicimiz artışı kalıcı kılabilecek mi? Baktığım yıllık bazda %23'lük bir artış, aylıkta ise %2.3'lük, ancak bir önceki ay Mayıs ayında ise yıllıkta %40'lık bir artış vardı. Ancak aylıktaki artış 1.3'ten 2.3'e yükseldi. Burada ağırlıklı olarak yüksek teknoloji ürünleri görüyoruz. Ancak genele baktığımızda orta yüksek ve orta düşük teknolojide çok daha zayıfız. Dolayısıyla genel bir değerlendirme almak isterim. Öncelikle sanayi üretim verisi sizin sektör üzerinde yılın geri kalanı nasıl değerlendirmeyi bekliyor? Evet Hande Hanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizim sektör biliyorsunuz birçok sektörün birleştiricisi, bağlayıcısı ve birçok sektörün içinde olan inşaat, mobilya, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi ve makina sektörü gibi birçok sektörün aslında barometresiyiz biz diyebiliriz. Çünkü el aletleri, kilitler, menteşeler, mobilya aksesuarları, bağlantı elemanları, genel hırdavat anlamıyla birçok sektörle iç içeyiz. Evet, biz geçen sene 6. aydan itibaren eğer iç piyasayla ilgili hareketlenme çok hızlı başladı. Hükümetin almış olduğu önlemlerden dolayı tedarik zincirinde ve ülkemizdeki üretim hiç durmadı. Bundan kaynaklı olarak da her geçen gün daha dünyadan talepler artarak gelmeye başlamıştı. Bu ihracatımıza hemen doğrudan faydası oldu. Ve geçen sene ihracatımızda, bu yılki ihracatımıza baktığımız zaman %35'lik bir artış var. Geçen sene 8.2 milyar dolarla kapattığımız ihracatımızı bu yıl 10 milyar üzerinde bir ihracat rakamıyla karşılayacağız. İthalatta da keza buna rağmen artış var, ama tabii ihracatın %35'lik artışı kadar değil, %11 gibi bir artış var. Bunlar dünyadaki arz talep dengelerinin değişmesi, tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklı. Türkiye bunu iyi fırsata çevirdi. Değişik lokasyonlardan birçok talep geldi ülkemize ve biz hırdavat sektörü olarak kapasite ve kalite yönünde dünyaya hizmet etmeye hazır olduğumuz ve onlarla ilgili hiçbir kalite yönünde sıkıntımız olmadığı için de gelen talepleri güzel karşıladık. Şu anda da bu talepler tüm dünyadan gelmeye devam ediyor. İhracatımızda ciddi büyümeler var. Şu an en büyük sıkıntımız, evet biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi, ham madde sıkıntımız var. Emtia fiyatlarındaki çok yükselişten dolayı işletme sermayelerimizde sıkıntı var. Lojistik sıkıntılarımızdan dolayı konteyner sıkıntısı ve taşıma ve lojistikte çok ciddi sıkıntılarımız var. Ama biz bunlara rağmen bunları göğüslüyoruz. Maalesef şu an işte önden rezervasyon yaparak konteynerlerimizi organize etmeye başlıyoruz. Emtialarda mecburen daha fazla stok tutarak gelen taleplere yok dememeye çalışıyoruz. Bu artış gerçekten bizim sektörümüzde de canlı olarak gözüküyor. Bundan dolayı da sektör şu an mutlu. Tabii insan kaynakları yönünde büyük sıkıntılarımız var. Yani bu gelen kapasiteleri karşılayabilmek için de gerçekten insan kaynağına ihtiyacımız var. Bütün fabrikalarımız yatırımda, yeni makinaları renove ederek daha fazla kapasite artışına gitmeye çalışıyorlar. İkinci vardiya, üçüncü vardiyalarını koymaya çalışıyorlar. Ama şu an maalesef yeni nesil kuşağı biz sanayinin içine çekmekte çok zorlanıyoruz. Özellikle biz endüstri makinemiz... Çetin Bey, iş gücü kısmına gireceğim ancak. Orada çok önemli başlıkları da söylediniz. Onları da fazla hızlı geçmek de istemiyorum. Burada özellikle ciddi anlamda kapasitede yüksek artış olduğunu, yeni yatırımlar olduğunu söylediniz. Bu iç talep mi yoksa dış talep kaynaklı mı? Genel anlamıyla geçtiğimiz günlerde yine inşaat maliyet endeksi geldi. İnşaat maliyetlerindeki artış devam ediyor. Yıllık %40'ı geçti. Dolayısıyla sizin sektörde birebir gerek ticari gerek normal konut, yani hırdavat sanayi, konut sektörü, inşaat sektörüyle paralel çalışan, ona tedarik sağlayan sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla özellikle fiyatlardaki artış iç talebe nasıl yansıyor, bunu da merak ediyorum. İş gücüne ilerleyen dakikalarda geçeceğim.
Hande Hanım çok haklısınız. Emtia fiyatlarının yükselmesi ve faizlerin son süreçteki hızlı yükselişi konut sektörünü yavaşlattı. Bundan dolayı ister istemez inşaat sektöründe bir duraksama oldu. Bunun paralelinde mobilya sektörü de bundan nasibini aldı. Biz bu sektörlerin direkt birleştiricisi olduğumuz için bizim sektörlerde iş piyasada haliyle ciddi anlamda zayıfladı. Ama bunun karşılığında yurt dışından ihracatımızda böyle bir şey olmadı. Bilakis farklı lokasyonlardan dünyadaki tedarik zincirinin bozulmasından kaynaklanan işte Çin'in ve Hindistan'ın ve buna benzer imalatçı olan ülkelerin tedarik zincirlerinin kırılmasından dolayı Türkiye'ye bir fırsat doğdu. Avrupa'ya biz çok yakınız. Karayollarıyla ulaşım sağladığımız için deniz yollarındaki konteynerin sıkıntısını biz karayollarıyla aştık. Bu aslında bir fırsata dönüştü. Türkiye'nin lojistik olarak yakınlığı ihracatının yakın lokasyonlardaki ihracatına bir sebep verdi. Ama tabii uzak ülkeler yani Amerika, Güney Afrika ve Latin Amerika, Güney Amerika'da bu sıkıntılarımız devam ediyor. Üretimlerimizi yapıyoruz ama maalesef gönderemiyoruz. Şu an birçok fabrikamızın elinde üretilmiş ürünler var. Günlerdir konteyner gelmesi yönünde bekliyoruz. Bu tedarik zinciri tüm dünyada sıkıntı devam ediyor. Ama biz Türkiye olarak özellikle hırdavat sektörü olarak bunu başarıyla yönetiyoruz. Zaten bugün %35'lik artışımız da bunlardan kaynaklanıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde yine iş gücüne dair işsizlik verisini karşıladık. Genel itibariyle bir iyileşme var ancak genel toplama baktığımızda sanayinin payı hala çok düşük. Ağırlıklı hizmetler sektörünü görüyoruz. İstihdamın sektörel dağılımında %55'lik pay hizmetlerde yer alırken sanayideki bu pay ise sadece %21 ile sınırlı kalıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de özellikle büyüme, ihracattaki gelişme gelecekse nereden gelecek? Bu imalat sanayinden gelecek. Dolayısıyla bu anlamda iş gücü çok değerli. Yeni yatırımlar olduğunuzu söylediniz. Peki yeni yatırımlar yeni istihdam sağlıyor mu? Birinci sorum bu olacak. Diğer yanda özellikle merak ettiğim diğer konulardan biri de genel itibarıyla bu pandeminin dördüncü dalgasını yaşıyoruz. Son dönemde de üretimin aksamaması genel sektörlerde ve iş hayatında da aşı konusunda kimi tedbirler, düzenlemeler getirilirken imalat sanayide de üretimin aksamaması adına sizin de önümüzdeki günlerde kimi düzenlemeler veya çalışanlarınıza yönelik bazı değişiklikler öngörüyor musunuz? Evet, şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi imalat sanayi PMI endeksi 54 puanla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı biliyorsunuz. Sanayinin üretimin büyümesi bizim ana sürükleyici bir Türkiye ekonomisinin kalemi. Şimdi biz daha katma değerli ürünleri yapabilmek için Ar-Ge ve inovasyona gerçekten çok önem veriyoruz. İşletmelerimiz kendi işlerinde sürekli daha iyi, daha kaliteli, daha dünyaya bu ürünleri daha çok satabilme ile ilgili yapıyorlar. Araştırmalar yapıyorlar. Yalnız bunların hepsi işletmelerin para kazanmalarıyla üretimde ve otomasyon sistemiyle ve daha birim zamanda maksimum üretim yapabilmeleriyle doğru orantıda. Bunlar için daha fazla para kazanmamız lazım. Sanayicilerimizin daha büyümesi lazım. Daha yüksek volümlü ve adetli siparişler alıyor olmamız lazım. Yani biz bugüne kadar hep Avrupalı'nın ürünlerinin işte bir benzerlerini yaparak değil, kendi ürettiğimiz ve kendi tasarımlarımızla, dizaynlarımızla daha katma değerli bir hale gelmemiz lazım. Bunun için de yani Ar-Ge'nin aslında karşılığı para. Bu parayı kazanacak, katma değeri yaratacak 2020 projeksiyonunda oldu. 2021'in ilk 6 ayında da evet büyük güzel paralar sanayici kesimi kazandı. Bundan sonra daha katma değerli ürünleri yapabilme ile ilgili iştahımız daha yüksek olacaktır. Otomasyon ve diğer konularla ilgili de yatırımlarımızı yapabilir hale gelebileceğiz. Tabii faizler bu seviyelerde devam etmeyip biraz daha gerilerse. Diğer bir konumuz aşı. Evet, aşı bizi gerçekten çok etkiledi. Birçok işletmelerimiz %50'lere, %60'lara varan kapanmalar yaşadı. Sektörde iş gücü zayıfladı. Ama gerçekten hükümetimizin almış olduğu önlemler ve biz sanayicilerimizin yapmış olduğu tedbirler sayesinde bunu daha rahat atlattık. Fabrikalarımız durmadan atlattık. Ama varyantlar olsun, işte birçok dünyada tekrardan
hızlı büyüyen COVID'in yaygınlaşması bizi çok ciddi anlamda tehdit ve korkutuyor. Özellikle fuarlarımız ve ilişkilerimiz konusunda hala doğru düzgün bir fuar yapılmadı. Avrupa'ya gidip gelemiyoruz, Amerika'ya gidip gelemiyoruz, fuarlar yapılamıyor. Ki uzaktan Zoom bağlantılarıyla, dijital bağlantılarla biz bu ilişkilerimizi ve bu ticaretimizi götürmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da çok başarılıyız. Aşı konusunda evet biz sanayici olarak aynı hassasiyette çalışanlarımızın mesafe, maske ve temizlik konusundaki, hijyen konusundaki tedbirlerini en hassasiyetle devam ediyoruz. Ama bunun dışında aşılanma çok önemli. Aşının olması evet. lazım. İki doz aşının muhakkak ama tabii insan hakları gereği de işçilerimize ille yaptır diyemiyoruz ama tavsiye yönünde onları aşı olmaları yönünde sürekli telkin etmeye çalışıyoruz. İşletme doktorlarımız ve hekimlerimiz de onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Çünkü son dönemde sizler de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında hep bugüne kadar olan vakalar ve ölümlerin aşısız insanlardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu da bizi tehdit ve korkutuyor. Evet, çok teşekkür ediyorum ben de. Yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı Hüsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu'nu uğurlayarak şimdi